Welcome everybody to our Zoom here today. My name is Suzy Godsey. Evet, hoş geldiniz bu Zoom'a. Benim adım Suzy Godsey ve benim adım da Linsen. Ve bununla ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Ve kaçınızın bu konuyla ilgilendiğini bilmek istiyoruz. Ve bu sizin yaşamınızı değiştirecek. Ve benim cevabım buna evet oluyordu. Ve evet, o zaman Zoom bitti. Evet, bu çok net bir cevap. Ve ben bu soruyu çok seviyorum. Biz atlarla çok çalışıyoruz, özellikle atlarla. Ve eğer bir at kişisi değilseniz bile onlar sizin hayatınıza katkı olabilirler mi? Bu çok harika bir soru. Ve geçenlerde baktığımız bir şey var sanırım her zaman. Her şeyden ve etrafınızda olan her şeyden ne kadar alıp kabul etmeye gönüllüsünüz? Mesela ben evimdeki böceklerden alıp kabul etmeye gönüllü müyüm? Veya işte bazı şeylere, yaratıklara baktığımız zaman yapıyoruz ama ve onları etrafımızda istemeyiz ve bazen onları en çok şekilde öldürmek ve evimizden, yaşamımızdan çıkarmak isteyebiliriz. Ve onlara bize ne katkıda bulunuyorlar ve biz ne alıp kabul edebiliriz onlardan? Peki o zaman neden onlardan alıp kabul etmeye gönüllü olayım ki diyebilirsiniz. Onlar sadece gitmiyorlar. Eğer evinizde bir yiyecek kaynağı bulurlarsa onlar tekrar evinize geleceklerdir. Ve onları siz öldürmeye çalıştığınızda onlar sadece daha dikkatli olacaklardır ve kapının çerçevesinden geliyor ve o zaman ev 2 ay boyunca boştu ve Yeni Meksiko'daydım ve orada çerçeveye baktığımda burada bir şeyler farklı diye baktım, gördüm ve kapıya giderken o direkt yok oldu ve bir havluyla onu vurmak istedim. Ve doğa ne kadar muhteşem ve doğadaki ne kadar muhteşem şeyden gönüllü alıp kabul etmeye gönüllü olmuyoruz. Evet, yunuslardan veya atlardan veya işte köpeklerden, kedilerden. Peki bu böyle bir sıralandırmamız var. Evet, bu hayvanlardan alıp kabul edebilirim ama şunlardan daha az, şunlardan daha az, şunlardan daha az diye böyle bir sıralandırma yapıyoruz. Ve bunlar da bir bakış açıları. Mesela bazıları atlardan korkuyor ve bariyerler kuruyorlar ve onlardan korkuyorlar ve bunlara soru sormak yerine alıp kabul edemiyorlar. Cockroach diye bir şeyden bahsediyor. Bir böcek, tam olarak bilemiyorum şu anda arkadaşlar. Ve ben de mutfağımda buldum ve onun üstüne baktım, bastım ve bundan istemiyorum dedim. Ve onların hepsi aslında kolaylaştırıyorlar ve bize katkı oluyorlar. Ve biz onlardan ne alıp kabul ediyoruz? Geri Douglas der ki ve bu sizin hayatına ne katkı diye sorar her zaman. Bazı durumlarda benim için belki bu o kadar iyi değil dediğimiz şeylerde peki bu benim hayatıma ne kadar katkı olabilir diye baktığımızda o tamamıyla alan genişliyor. Veya işte atlardan korkarım, atları severim gibi bakış açılarına sahibizdir. Evet, atlardan çok konuşuyoruz. Ve bugün atlardan ne
alıp kabul edebiliriz ve onlar ne kattılar, bunlara bakacağız. Bir at atlar yalnız yaşamazlar. Onlar başka atlarla birlikte yaşamayı severler. Ve insanlar eğer o at sürüsünün bir parçası olmak isterlerse bu çok ilginç olabilir. Biz etleri yeriz ve atları yiyoruz ve biz aslında bir etobur oluyoruz ve onlara, atlara bizimle arkadaş olmalarını soruyoruz. Aslında içsel olarak onlar beni yiyebilirsin, o yüzden buradan çık diye içten olarak söylüyorlar. Aslında onlar da bu yeryüzünün yaşayanlarından ve bizim her şeyimizi taşıyarak bize katkı oluyorlar. Ve hala içinde bir bariyer var. Ve ben ata nasıl güvenebilirim? Peki o zaman şunu soralım. Bir at size nasıl güvenebilir? Sizin onu yemeyeceğinize nasıl güvenebilir? Ve at bunu bilir. Birçok zaman bu şekilde soruları sorarken şunu düşünüyoruz. Biz ata güvenmiyoruz diye. Aslında gerçekte bu tam tersidir. Ve bunu tersine çevirdiğinizde şunun farkına varırsınız. Siz öyle bir şekilde davranmalısınız ki böylelikle at sizinle rahat olsun. Ve evet, bir at büyüktür ve belki de attan korkuyor olabilirsiniz. Ama aslında at size çok saygı duyar ve gerçekten at size çok saygı duyar. Ve soru ve enerjiyle belki onlarda ve farkındalıkla onların yanında çok daha farklı ortaya çıkabiliriz ve akses araçlarıyla. Ve o zaman at da bizlerle birlikte ortak yaratıma daha meraklı görünüyorlar. Eğer ben kendime güvenmezsem, at bunun algılayacaktır. Ve onların aksiyonları da aslında bizimle ilgilidir. Ve benim aslında gerçekten birlikte fasilite ettiğim en iyi koç atlardır. Ve onların sabırları ve her anda sizin seçmenizi beklemeye gönüllü olmaları. Ve bu aslında insanlarla da mümkün. Ve bu hayvanlarla da mümkün. Atlarla çalışmaya başladığımdan beri bunları kendime sormaya daha fazla başladım. Ve farklı seçerek onu tutuyorum, ama eğer o gitmek isterse o gidecektir, uzaklaşacaktır. Çoğunlukla onları tutabilirim. Ama birlikte bir güven ve birlikte yaratım vardır. Ve işte o yüzden biz buradayız. Eğer siz de bununla ilgileniyorsanız, benim dünyam birçok kere bununla eridi. Ve atlarla birlikte yaratmak ve onlarla kolaylaştırırken, benim yaşama şeklimi değiştirdi ve birçok daha farklı izin verme ve alıp kabul etmeyle yaşamama katkı oldu. Ve ben eskiden bir buldozerdim. Bu çok muhteşem, bunu söylediğin için teşekkürler Lizen. Birçok zaman ben kolaylaştırdığım zaman veya bir atla birlikte yalnız olduğumda bu çok
Nasıl ortaya çıktın Atla birlikte? O zaman size anında yansıtılıyordur. Hiçbir filtre yoktur. Hiçbir şekilde nasıl ortaya çıkıyorsanız At size bunu aynen refleke yansıtacaktır. Bu ezoterik bir şey değildir. At sizin enerjinizi algılar. Eğer siz üzgünseniz onu bilir, kızgınsanız at bilir ve at sizinle ilgili her ne oluyorsa onu biliyordur ve buna farklı olarak cevap verebilir ve her at farklıdır. Belki de bazen bir buldozer enerjisiyle sürekli bir itme halinde olabilir. Ve o zaman bir geri çekebilir ve size yaklaşmak istemeyebilir. Ve bazen de bir tokat gibi ne istiyorsun diye karşınıza çıkabilir. Ve sizin enerjinize nasıl karşılık verecekleri her zaman karşılık verirler. Bu bazen bu kolaylaştırmanın bir parçasıdır ve insanlar bunu aslında başkalarıyla nasıl çalıştığını ve başkalarıyla nasıl ortaya çıktıklarını da görüyorlar. Ve bir at onun etrafında, bir kadının etrafında dönüyordu. Ve lütfen bu benim için şunu yap diye söyledi. Bu çok ilginç ve bu sizin çalışma alanınızda nasıl dönüşüyor? Mesela biri sizin için bir şey yaptıklarında ortaya çıkmadığında bu nasıl ortaya çıkıyor? Aa evet öyle oluyor dedi. Çünkü at için işe yaramamıştı çünkü onu söylemedi. Ve benden ne istiyorsun diye bakıyordu sanki. Ve ona... At onun ne istediğini bilmiyordu, kadının ne istediğini bilmiyordu. Ve bu çok net oluyor. Bu bir egzersiz ve bizim yaptığımız bu bilinçli at bilinçli sürücü sınıfında yaptığımız ve siz bunlarla bu tarz işlerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Belki bir farkınız, fikriniz vardır ne yapacağınıza dair. Nereye gidiyorsunuz veya güvensiz mi hissediyorsunuz? Yoksa korkusuz mu oluyorsunuz? Yoksa kaltan teki mi oluyorsunuz? Yoksa dilencinin teki mi oluyorsunuz? Ve bütün bu durumlarla siz nasıl başa çıkıyorsunuz? İşte bütün bunlar bu sınıfın konusu. Ve ben aslında insanlara ne yaratmak istediklerini hayatlarında soruyorum. Ve bir atla onların yaşamlarında ne yaratmak istediklerini de değiştirmelerine katkı oluyor. Ve bir at gelip çok farklı bir farkındalık yaratabiliyor ve hiçbir bakış açıları veya yargıları olmadan bir doğru yanlış diye. Ve biz bunu yapıyoruz ama onlar yapmıyorlar. Bir noktada başka bir yere gidebilir miyiz ve başka bir şey yapabilir miyiz diye dedim. Ama aslında değiştiğiniz anda, seçtiğiniz anda şunu göreceksiniz. Bir Almanla, hayvanla veya bir atla aynı anda yaratımı, ortak yaratıma geçebilirsiniz. Aslında enerjetik olarak... Hayvanlarla enerjetik olarak uyumlu olduğunuzda çok net oluyorsunuz. Ama çok ya söylediğimi anladığınız gerekiyor. Ama o anda onu mesajı alan bunu benden alıp kabul ediyor mu? Çünkü ben bunu atlarla çok seviyorum. Çünkü onlarla çalışıyorum. Ve mevcut olduğum zaman veya eğer bir... bakış açısına sahipsem veya korktuysam mesela katılımcılardan bir tanesi sınıfta onlar atlardan korkuyordu ve şey demişti bir atın üzerinde oturmak zorunda değilim demişti. Ben de tamam bu okey demiştim.
Sen bizim sınıfta yapmak zorunda olduğun diye bir şey yok. Bu yapılacak doğru şeydir diye bir şey yoktur. Sizin yaşamınızda da adımlar vardır. Siz nereye ne kadar gitmek istediğinize dair ve yaptığımız egzersizlerde kesinlikle farkındalık yaratacak şeyler vardır. Ve hiçbir bakış açısı yoktur şu doğru olmalıdır diye. Ve öyle olduğunda çünkü yargı ortaya çıkıyor. Çoğu zaman biz yargıya sahip olduğumuzu dahi düşünmüyoruz. Bu alanı görmekten dolayı çok şükran duyuyorum yargının olmadığı, kendinizi yargılamadığınız ve işte o enerji ve alan kendiniz için ve herkes dahil olan herkes için o kadar güzel ki. İşte bu yeryüzünde yaşamak istediğim şekil ve orada kalan olan ve bunu farklı seçimleri yapan herkes için çok şükran duyuyorum. Siz kendi realitenizi seçiyorsunuz ve sınıfı yaptıktan sonra egzersizleri yaptıktan sonra ve evden beni arıyorlar. İnsanlarla şöyle şöyle oluyordu ama artık şöyle diye feedback veriyorlar. Bu harika diye söylüyorum. Evet, bu inanılmaz gerçekten. Pardon. Boğazım sanırım bir şey. Bunun ne olduğuna dair pek emin değilim. Genel olarak Gary Douglas Access'in kurucusu tekrar tekrar söyler. Her şeyi, öğrendiğim her şeyi bir attan öğrendim diye söylemiştir. Ve 3 yaşındayken onun dedesi onu bir ata bindirdi ve bir at eğitmeni oldu ve diğer bütün şeyleri yaptı ve sonra da Access onun hayatına geldi ve çok fazla atlarla uğraştı. Ve bu cümleyi her zaman kullanıyordu ve ben en başta evet diyordum. Ama şimdi gerçekten anlıyorum. Bu çok başka bir şey. At size bir şey gösterdiği zaman bu gerçekten sizinle kalıyor. Ve siz gerçekten sonsuza kadar sizinle olacak bir şeyi öğreniyorsunuz ve farkındalığını kazanıyorsunuz. Ve bu gerçekten orada bir alan var. Ve işte bu yargısız alan ve atlar sizinle ilgili hiçbir yargıya sahip değildir. Ve eğer siz onlara, atlara bütün gün orada durup onlara ne yapmak istediğinizi göstermezseniz ve onlar da derler ki ben de gidip yiyeceğim. Sanırım benden başka bir şey istemiyorsun. Gidip yiyeceğim derler ve onlar, bu çok daha ilgi çekici derler. Bu aslında istediğiniz, sorduğunuz her şeyi de sormak da değildir. Bu onlarla savaşmak da değildir. Yoksa atlar sizlerle savaşır. Aslında otlar sizlerle savaşır derken onlar sizin içinizdeki savaşı algılarlar. Sizinle savaşmak değildir o. Belki de siz kendi yaşamınızdaki her şey için belki de savaşıyorsunuzdur. Siz bunu algılamaya başlarsınız. Ve biz bazılarımız bunu yapıyoruz. Ve bazılarımız yaşamımızı bu şekilde yapıyor ve bunun farkında olmayabiliriz. Ve bu ancak bir atla beraber olana kadar fark etmeyebiliriz. Ve birlikte olduğumuz zaman, "Aa, bu benim yaptığım şey mi? Bu hayatta benim ortaya çıktığım şey mi bu? Aa, bu gerçekten benim ortaya çıktığım şey mi? Ben gerçekten farklı bir şey yapmak istiyorum ve bunu değiştirmeyi seçiyorum" deriz. Ve bunu değiştirdiğiniz saniyede gerçekten at sizinle değişir. O saniyede.
Ve bunu defalarca ve defalarca katılımcılarda gördüm. Başka bir şey seçtiklerinde. Evet, haydi tekrar seçelim. Ve atlar gerçekten o zaman çok farklı bir şekilde karşılık veriyorlar. Ve o at da o zaman o şeye tutunmuyor. Ve o size, o at size gelip, "Aa, sen 5 dakika önce şöyle şöyle bir kaltaktın ve ben sadece burada duracağım ve sana bunu bir şey yapmayacağım, senin için de yapmayacağım çünkü sen kaltaksın" demiyor. Onlar öyle kalmıyorlar. Ve onlar bir revenge almak istemiyorlar. Onlar bu şekilde işlevsel olmuyorlar. Aa, eğer siz farklı olmayı seçiyorsunuz. Aa, tamam. Harika. Şimdi bunu yapmayı istiyor musun? Okey, tamam. Bunu senin için yapacağım derler. Ve derler ki ben senin bunu seçmeni bekliyordum. Ve biz aslında seçimi bir aksiyon olarak düşünüyoruz. Ve seçim, seçim, seçim ve aslında atlar o seçimle gerçekten mevcut olup olmadığınızı görürler. Ve işte o en 10 saniyedeki seçimlerinizde tekrar seçiyorsunuz. Ve atlarla bu gerçekten çok güzel, muhteşem. Benim atım her an ben seçmediğim zaman o başka bir yere gidiyor. Bu gerçekten muhteşem. Seçim yaptığınız anda at o yaptığınız seçime doğru enerjisini direkt eder, yönlendirir. Ve o seçimi oluyor musunuz ve bütün projeksiyonları veya sonuçlandırmaları veya bu işin nasıl işe yarayacağına dair ne varsa veya her şeyi bırakmaya gönüllü müsünüz? Ve işte bu soru da olmaktır. Ve soru işte bu sizin bir hayvanla birlikte nasıl ortak yaratım yaptığınızdır? Soru da olmak. Ve bizim de çok fazla ortak yaratım kolaylaştırıcılarımız var. Eğer bir yerde takıldıysanız ve onun altındaki şeyleri, ki bunlar katmanlar halinde olabilir ve bariyerlerinizi atlarla olurken indirdiğinizde bütün o katmanlar hepsi bir defada girebilir. Çok sıklıkla aslında bu bilincin aksiyonda olmasıdır ve atlar ortaya kendilerini gösterirler ve bir şey alırlar ve her iki tarafta çalışır. Mesela bir şey söylerken at bunu alacak mı? Eğer sen bunu alıp kabul etmiyorsan ben de seni alıp kabul etmiyorum diyebilir. Bir sınıfta hatırlıyorum, bir beden sınıfıydı. Beden işiydi orada. Birinin bedeninin üzerinde çalışıyordu ve bu farklı bir enerji dedi. Aa, şimdi gerçekten de olmanın çok farklı alanını algılıyorum. Entity temizlikleri, beden çalışmaları ve soruda olmak ve çok fazla eğlence var ve çok fazla araçlarımız var. Ve aslında sizin de ne arzu ettiğinize göre de birçok şey ortaya çıkıyor. Ve birçok şey, tabii ki bir savaşa karşı savaşabiliriz. Ama bunların hepsi seçimdir ve seçim yaratır. Ne seçiyorsanız o seçim bir şeyin yarattığını göreceksiniz seçimin. Atlar mesela bize bazen de hiç farkında olmak istemediğimiz şeyleri de gösterebilir.
Bizden bir bizim realitemizden çok daha farkındalar. Her yaptığımız şey ve bu dünyada seçtiğimiz her şey onlar çok farkındalar. Ve işte onlar hayvanlarla oynamaya başladığımda, çünkü onlar biliyorlar. Onlara bir şey projekte etmiyorum ama onlara soruyorum. Ve ortaya çıkan şey gerçekten muhteşem. Aa, şimdi bu doğru şey, şimdi iyi bir şey yapacağım, şimdi o mutlu olacak. Aa, sadece bunu ata sorabilirim veya köpeğe sorabilirim diyor. Ve biz çok üstünlükçü davranabiliyoruz onun yerine sormak. İşte o yüzden buna çok şükran diyorum. Hiçbir zaman sormanın farkında olmayı hiçbir zaman durdurmazsınız. Her zaman sormanın, biz çocukken her zaman biz durdurulduk çünkü çok fazla soru soruyorduk çocukken. Belki de ebeveynlerinizi de sıkmak için soruyordunuz. Ama çoğunlukla susturuldunuz ve sizler cevap da alamadınız okulda vesaire. Ve biz aslında dünyamızda soruyu hep sahip olmak istedik. Biz mesela başka neler mümkün Access'teki? Bu gerçekten hayır başka şeyler mümkün değil bilmek değil. Bu sadece aracı kullanmak, Access'in aracını kullanmak değil. Bu gerçekten onun merakından sormak. Durum ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, başka neler mümkünü sormak. Gerçekten başka neler mümkün? Bu gerçekten soruda olmak ve soru sormak sizin temeliniz olarak gerçekten muhteşem bir araç ve hayvanlarla konuşurken soru sormak harika. Ve bizler çok fazla sonuçlandırmalarımız var. Çünkü diye devam ettiğimiz ve onun yerine alanda olma ve gerçekten soru sorma. Bu nedir? Ne oluyor? Bu alanı gerçekten almıyoruz. Ve gerçekten o soruya alan verin, o alanda olsun ve bir sonraki cevaba veya sonuca atlamaya çalışmayın ve şuna gönüllü olun. Size nelerin olduğunu size göstermesi için bekleyin ve buna gönüllü olun. Mesela bir şey ısırdığında diyelim ki tamam bu nedir? Ve gerçekten onun ne olduğunu algılamaya gönüllü olmak. Aa, bu at beni ısırdı, bu kötü bir at diye bir sonuca varmak değil. Eğer bir genç at ise onlar kendileri birbirlerini de ısırırlar ve tekmelerler. Ve onların birbirlerine yaptığı şeyi bize yapsalar da yaralanabiliriz. Ama onlar, eğer biz onun bir parçası olsaydık, bu onların oyunu gibi gözükmezdi. Biz atlardan çok daha kırılganız. Bir genç bir ata sizin ne kadar kırılgan olduğunuzu nasıl öğretirsiniz? Ve eğer o ısırırsa, onun ısırığı gerçekten canınızı acıttığını nasıl öğretirsiniz? Eğer bir at beni ısırırsa o benden nefret ediyor değil. Hayır, ama belki o at
sizden nefret ediyordur ama ben bundan şüphe ediyorum. Ben gerçekten bundan şüphe ederim. Bu alana sahip olmaya ve gerçekten o gerçekten neler olduğunun merakında olmanın alanında olmak ve ne geçmişte siz atlarla ne deneyimlediyseniz veya başkalarının sizin etrafınızda ne deneyimlediyse onları alıyorsunuzdur. Belki de siz küçük bir çocukken işte dedeleriniz belki bir yere gittiniz ebeveynlerinizle orada atları gördünüz ve ilk bir şey olduğunda diyelim ki ebeveynine diyecek aha benim çocuğum ölecek. Aa, işte at ona tekme atacak, at onu ısıracak gibi şeyler derler. Ve bunlar çoğunlukla ebeveynler çocuklarını atların yanına getirdiği zaman o şeylerdir. Ve siz çocukken onu almış olabilirsiniz. Ve bütün bu duygu, düşünce ve hisler sizin zannediyorsunuz atlar hakkında. Ama siz bunu ilk atla karşılaşmanızda yanınızda kim varsa ondan almış olabilirsiniz. Bu ebeveyninizde olabilir. Şunu fark hadi hayvanlarla derken tamam at diyelim. Benim mesela bariyerlerimi indirmeyi şöyle deneyimledim. Şunu fark ettim. Ben gerçekten bariyerlerimi aşağı indiriyorum. Ve sorarım ben sana burada hangi katkı olabilirim diye ve aynı anda da senden hangi katkıyı alıp kabul edebilirim diye sorarım. Ve işte bu soruları sorduğun zaman ve onlar bir şey yaptığı zaman sizi bir şey ısırdığında veya bir şey yaptıklarında ve gerçekten hemen çok çabuk bir şekilde sonuca gitmeye meyillisidir. Ama onların bildiği şekilde bizimle konuşma şeklinde. Bu benim için çalışmıyor çünkü benim canımı acıtıyor ve bana yolu göster dediğiniz zaman birçok hayvan size çok farklı bir dünya göstereceklerdir. Ve mevcut olduğunuzda ve alıp kabul ettiğinizde bir şey size geliyordur. Buna bakar mısın, buna bakar mısın diye bir şey geliyordur ve orada soru sormanız gerekir. Ve bakmadığınız zaman o zaman belki de tam karşılaştığınız bir durum vardır ve belki de çok farklı bir şeydir yaşamınızda. İşte burada sizin tüm dünyanızın onlar sizin farkındadır. Onlar sizden bir şey istemiyorlar. Onlar sizin yaşamınızda çok farklı bir şeyi kolaylaştırıyor olabilirler. Ve bir atla sizin davranışlarınızın da değiştiğinin farkına varabilirsiniz. Ve bir horoz vardı arkasında ve o horoz mu diye çarptı. Tamam. Ve hayvanlar genellikle bizim yaşamımıza katkı olurlar. Ve bizim o anda gerçekten olduğunu düşündüğümüz şey değildir. Bu ondan çok daha büyük bir şeydir. Ve size katkı olmak içindir. Çok daha büyüğünü seçmeniz için ve gerçekten yaşamınızdan keyif almanız ve eğlenmeniz için. Ve mükemmel olmak zorundayım. Ve çok düzgün oturmalıyım. Çok mükemmel oturmalıyım. Değil. Onun yerine bunlarla eğlenmeye ve sorular sormaya başlayacaksınız ve ondan sonra onlar daha fazlasını sizden talep edecekler ve eğer bununla başlarsak ve at sahiplerine şunu söylüyorum bununla başlarsak sizden sizi daha fazla talep edeceklerdir. Ben katılımcılara sorarım ata sahip olmak ister misiniz diye ve sınıftan sonra gerçekten at satın alanlar var. Evet, sınıftan sonra neye benzeyeceğini bilmelerine rağmen
At satın alanlar var ve gerçekten atlar muhteşem kolaylaştırıcılardır. Ve gerçekten ata binebilirsiniz. At binmek ve atla birlikte yaratmak. Sınıfta genel olarak ata binmiyoruz. Ve siz biliyorsunuz başka bir sonraki adım ne olacak diye ve burada bir sonuca da varmıyoruz. Orada enerji sizinle ve atlarla ve toprakla enerjiyi takip ediyoruz. Ve her şeyden alıp kabul etmek ve mesela topraktan alıp kabul etmek ve her şey sizin yaşamınıza katkı olur. Sizler için orada olmak istiyorlar, orada olmaya gönüllüler ve siz gerçekten her şeyden alıp kabul etmeye gönüllü olmalısınız. Sonuçlandırmalar gerçekten çok eğlenceli ve hayvanlarla hiç işe yaramaz gerçekten. Ve doğru sonuca varmak. Mesela yanlış bir davranış veya fiziksel bir şey olduğunda sahiplere şunu söylüyorum: kim ne yanlış yaptı diye bir sonuca gitmeyin diye. Onlar size başka bir şey gösteriyor olabilirler. Ve lütfen soru sormaya devam edin. Ve siz onların ne yapmaları gerektiğine karar verdiniz, onu mu yapıyorlar? Evet. Katılımcılardan bir tanesi şunu soruyordu mesela, atlarla nasıl yaratılır diye bir örnek yapabilir miyiz diye soruyor. Dışarı gidiyorsunuz bir atla ve gerçekten siz ne seçiyorsanız onunla gerçekten oyun oynuyorsunuz. Birlikte bir şeyler yaparak yaptığımız şey de bunun enerjetik bir parçası ve hiçbir şekilde doğrusal ve mantıksal değildir. Ve çok uzun yıllar önce şunu hatırlıyorum: benim ilk atım ve bu pahalı bir şey, çünkü bir atınız varsa sürekli para harcamanız gerekiyor. Ve ben bunun için bir param yok. Ben neden bunu yapıyorum? Niye bu harcamaları seçiyorum? Ben kiramı bile zor ediyorum. Niye ata sahibiyim vesaire diyorsun. Bu şekilde bir spiral şekilde düşünüyordum. Bir dakika dedim. Haydi şimdi bunu tersine çevirelim dedim. Ve atımla konuşmaya başladım. Ve lütfen benim hayatıma para konusunda katkı olur musun diye sordum atıma. Ve bu işte şovlara gidecek veya onlar pahalı bebekler yapacak demek değildir. Ve ata sormaya devam ettim. Bana para akışına katkı olur musun diye sordum ve benim gelirim arttı ve bunu size mantıksal olarak anlatamam. Ama sadece orada daha fazla para vardı ve daha fazla para vardı. Ama bu çok ilginç dedim. Ve şimdi daha fazla atım var ve şimdi daha fazla param var. Ve bu gerçekten çok ilginç. Bu nasıl çalışıyor? Bunu size açıklayamıyorum ama bunu atlara sorarak, katkı olmalarını sorarak başladım. Sonra bu köpek ve kediyle de. Ve ben onlara sordum: lütfen benim para ve akışlarıma katkı olur musunuz diye sordum. Lütfen. Ve çok ilginç. Ben burada atlarla her şey çok pahalı diye görünüyor ama ben burada bir iş yatırımı olarak görüyorum ve çok iyi bir yatırım bu diye görüşüyordu ve bu şekilde babamla konuşuyordum. Ve bu çok şey bize söylüyor. Bunu beklemedim ama bunu sordum. Ve birçok kişinin bakış açıları var.
ve bu bakış açılarına sahipse onu yaratırlar. Ve sınıfta da hayvanlarla yaratmak ve alıp kabul etmek ile ilgili şeyler yapıyoruz. Siz beklentiye girmezsiniz ama bunu sorarsınız ve gerçekten yaratırsınız ve alıp kabul edersiniz. Ve bunu çok seviyorum, bu çok süper bir şey. Ve diğer şey de yaşamınızda bir hayvana sahip olmak zorunda değilsiniz. Sadece hayvanlara sorun. Ve hayvanlar size şimdi enerjetik olarak hangi katkıda bulunabilirler? Ve hangi hayvanlar size şimdi katkıda olabilir bu bulunduğunuz durumu değiştirmek için? Ve bir hayvanın enerjisini sorun ve bu sohbete veya bu durumu değiştirecek ve bunu çözecek olan hangi hayvanın enerjisi buna katkı olur diye sorabilirsiniz. Ve mesela bir gün bir orangutan benim için ortaya çıktı. Bu fiziksel olarak değil ama enerji olarak. Ve onlar bana sordu ve orangutan ne yapar diye sordum. Ve bir anda bir enerji değişti birdenbire. Ve bu anlaşmazlık durumu birdenbire değişti. Ve şu anda sizin bir atınız dünyanızda olmayabilir ama... Sadece sorabilirsiniz bunu, bazı şeyleri değiştirmede size katkı olmaları, yardımcı olmaları için sorabilirsiniz. Ve mesela katılımcılardan bir tanesi soruyor, şu konuyu hayatımda değiştirmek için nasıl sorabilirim diye. Doğrusal değildir, şunu yap diye bir şey yoktur. Siz... Mesela at enerjisini yaşamanızda alıp kabul etmeye gönüllü müsünüz ve bu neye benzerdi? Ve biz bir şeye sahip olduğumuzda ancak onu alıp kabul edebiliriz diye düşünüyoruz. Ama ben aslında bu enerjisini sormayı seviyorum. Aslında her türlü enerjiyi sorabilirsiniz. Ve bunu gördüğünüz zaman bu yakınlığı yaratıyoruz. Mesela biriyle. Mesela kendi köpeğim veya kendi atıma sahip olduğumda bu sihirli bağlantıyı yaratıyorum. Bu hayır, böyle olması gerekmiyor. Siz bir hayvanla bunu yaratabilirsiniz. Sadece bunu sormalısınız. Sadece ya bunu sorsanız, siz mesela bir atla yaratabilir misiniz? Bunu mesela bir at yaşamınızı değiştirebilir mi? Ve bunu sorun ve bunu gerçekten ne değişim yaratıyorsa bunu alıp kabul edin. Ve bu farklı realitenin ortaya çıkmasına izin verin. Ve bütün hayvanlar bu sınıf ne yaratır mesela sizin için? Ve sadece meraklı olmak. Hiçbir şeyle ilgili, hiçbir hayvanla ilgili bir sonuca varmak zorunda değilsiniz. Bir hata sahip olsanız da sadece bir sorun. Bir şeyi farz etmeyin ve farklı bir şey seçin. Mesela toplantılar yaparım ben hayvanlarla ve atla bitip ahıra giderim ve onlarla bir sohbet ederim. Arkadaşlar bununla bana yardım eder misiniz? Hadi şimdi yaratalım vesaire diye ve bu gerçekten çok eğlenceli olur. Ve onlar her türlü dili bilirler ve İsveççe de konuşuyorum ve bazen şakalar yapıyorum. Ve onlar hangi dilde konuştuğunuza hiç önem vermezler. Sadece soruyu sorun ve izin verin atın size göstermesine. Ve buna gönüllü olun, onun size daha farklı bir şekilde göstermesine ve bunu da alıp kabul edin. Ve eğer şunu yaparsa diye değil ve her neyi düşündüyseniz ve beklentiye girdiyseniz hepsini gozilyon kez yıkıp yaratım iptal etseydiniz. Ve atlar belki size farklı bir şey söylüyordur. Ve
dünyanızda bir değişim alıp kabul etmek için bir ata sahibi olmak zorunda değilsiniz. Ne harika bir konsept. Evet, atları satın almayı seviyorum ama evet, almak zorunda değilsiniz. Bir atın etrafında olduğum zaman sorular soruyorum ve çok seviyorum bunu. Ve gerçekten yeryüzünde olmaktan çok keyif alıyorum onlarla olduğumda. Ve insanlarla da olmakta. Çünkü onlardan da ayrılmayı istemiyorum. Ve bu yeryüzünde her şeye sahip olmak istiyorum. Yeryüzünden alıp kabul ediyorum. Bitkilerden, hayvanlardan ve insanlardan. Ve hayvanlar bu konuda gerçekten harikalar. Ve bunu yaratmada biz insan olarak ben bundan hoşlanmıyorum, bundan hoşlanıyorum, bunu sevmedim vesaire. Ya eğer her şey sizinle birlikte yaratmaya ve katkı olmaya gönüllü oluyorsa, ben bunu seçiyorum. Ve eğer atlara bizim yaşamımıza katkı olmalarına izin verseydik ve belki başka bir sınıfta gösterecek ve belki başka bir yerde gösterecek. Belki de hiç atlarla ilgili bir fikriniz yok. Belki de atlardan korkuyorsunuzdur. Ve mesela sınıfımıza gelen katılımcılardan korkan olanlar vardı ve onlar korkmayı bıraktılar. Ve hiçbir bakış açısı, onlar sadece sizin için oradalar ve siz oradasınız onlar için. Ve evet, konuşmaya başlayalım ve düşündüğümüzden çok daha kolay ama biz onu çok komplike haline getiriyoruz. Ve her şey aslında her şeyle kolaylıkla oluyor, bunu değiştiriyor. Ve ondan sonra da herkesle konuşabilir oluyorum. Chat'te biri şunu söylüyordu. Bir aslana dokunmak istemiş ve buna gülümsedim. Mesela bir aslana nasıl dokunurum diye sordu. Bir hayvan etrafındaysanız, eğer bir ihtiyacınız varsa çok güçlü, o zaman hayvan size biraz farklı bir şekilde yaklaşacaktır. Çünkü onlar ihtiyaçtan işlevsel olmazlar. Onlar gerektiği zaman uyurlar ve barınağa ihtiyaçları olduğu zaman barınırlar. Ama insanlar olarak biz ihtiyaçla ilgili çok değişik bir yerdeyizdir. Biz bir hayvandan ihtiyaç duyduğumuz zaman ve o zaman çoğunlukla hayvan size sizin o ihtiyaç duyduğunuz şeyi teslim etmeyecektir ve büyük ihtimalle bambaşka bir şeyi teslim edecektir. Ve diyelim ki mesela bir aslana dokunmak istiyorsanız, diyelim ki bir ormandan enerji çekiyorsunuzdur ve o aslan size kendini gösterebilir ve buradayım diyebilir ve buna bakmak isteyebilirsiniz. İlk defa veya son defa olabilir dokunmakta. Sadece bir soru sorun. Her şey mümkün. Sadece böyle şeyler sorarken de farkında olun. Evet, burada biraz şaka yapıyorum. Ve siz burada hangi alandan soru sormaya yaklaşıyorsunuz? Ben bir hayvan iletişimcisiyim ve ben böyle böyle yapacağım mı diyorsunuz, yoksa bunu meraktan mı soruyorsunuz, yoksa tamamıyla bir alandan mı? Mesela doğada gerçekten soru sormak istediğinizde etrafımıza bakarız ve çok daha fazlasını görebiliriz. Eğer o belli bir ihtiyaçtan, o giderilmesi gereken bir ihtiyaçtan şey yapıyorsak, o farklı bir şekilde
ortaya çıkmayabilir. Ve bu sizin ilişkilerinizde, partnerlerinizde de ortaya çıkmış olabilir. Mesela bir partnere ihtiyacım var dersiniz ve ortaya çıkmaz. Ondan sonra da tamam bırakıyorum dersiniz. Ondan sonra da bir sevgi partner ortaya çıkar. Bunun gibi işte. Evet. Bu gerçekten doğru. Bu bilinçli, at bilinçli, sürücü sınıfları, binici sınıfları çok farklı şeylere dokunur. Bu sadece atla takılmak değildir. Bu dünyada nasıl ortaya çıktığınızla ilgilidir. Ve her şeydir. Ve ilişki, para akışları ve insanlarla nasıl başa çıktığınızla ilgili veya sizin sahip olduğunuz veya olmadığınız yargılarla ilgilidir. Bu sınıfları gerçekten çok zengin ve dolu buluyorum. Gerçekten çok farklı şeylere, atlarla ve hayvanlarla ilgisi olmayan birçok şeye dokunan sınıflardır. Ve gerçekten ortaya çıktığı için bu hayvanların olduğu yerde bu sınıfların hediyesi bu ve bunu çok seviyorum. Ve her nerede bir sınıfımız olunca hayvanlarla büyük bir gülümseme yüzünde beliriyor. Ve gerçekten sınıfta yaşamınızın her kısmı ortaya çıkıyor. Çünkü hayvanlar sizin bilinçli bir lider olmanızı istiyorlar ve yaşamınızı yaratmayı seçmenizi. Ve gerçekten bir soru sorduğunuzda aslında bu atlarla ilgili değil, bu sınıf sizin yaşamanızla ilgili ve bunun katkısı da sonsuzdur. Ve böyle sınıfları kolaylaştırdığımda 5, 10, 20, 19 at davet ediyorum. Ve bu sınıflarda bu kadar atla, katılımcılarla ne yaratır diye soruyorum. Ve böylelikle hepsi alıp kabul edebilir. Ve daha farkında olarak, daha fazla sorarak, daha fazla alıp kabul ederek her şey ve herkes birbirine katkı olur ve gerçekten yaşamımda ve sınıfları hayvanlarla birlikte yaratmayı çok seviyorum. Her öğrendiğim her şey atlardan gerçekten çok daha farklı. Şimdi bunu alıp kabul ettiğim zaman bunu anlamaya başlıyorum diyorum. İşte access consciousness'ı ve işimi çok daha farklı bir şekilde yaratmaya başlıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Ve buna çok gerçekten şükran diyorum. Bu sadece bu olasılıklara bir kapı açmak için bu akşam. Ve sadece seçebilirsiniz ve bakış açılarınızla ve yargılarla gelip ondan sonra mevcut olduğunuzda, kendinize nazik olduğunuzda değişebilirsiniz. Ve bu sınıf birçok şeyi değiştirebilir. Hatta atabilme yeteneklerinizi belki de veya bazı sınıflarda hiç atın üzerine de eğere çıkmıyoruz. Bazı kolaylaştırıcılar gerçekten ata binme kısmını çok severler. Sadece bunda bakın ve gerçekten güzel bir el kitabınız var ve birçok konu ele alınıyor. Ve birçok kolaylaştırıcı kitaptaki konuların üzerinden geçiyor ama tabii ki sınıfın enerjisi başka yerlere de gidebilir. Ve orada ne adres edilmesi gerekiyorsa, nereye yönlenmesi gerekiyorsa konular olarak siz hangi sınıfın sizi çektiğini bilirsiniz.
Siz nerede olmayı istediğinizi bilirsiniz ve sizin bedeniniz bunu size gösterecektir. Sadece bunu takip edin. Ve hiç mükemmel bir kolaylaştırıcı yoktur, mükemmel bir sınıf yoktur. Sadece seçin. Siz biliyorsunuz, biz sizin için neyin en iyi olduğunu bilemeyiz, hangi sınıfa katılmanız gerektiğine dair. Sadece seçimdir, bu sizin seçiminiz. Buna bakmanız gereken ve bu sınıf size katkı olacak mı, sizin yaşamınızı daha büyük yapacak mı? Ve bunlar sizin soracağınız sorulardır. Ve şunu sorun. Eğer bunu yaparsam veya oraya gidersem benim hayatım 5 yıl sonra bunu seçersem neye benzer? Ve eğer seçmezsem yaşamım 5 yıl sonra neye benzer diye sorabilirsiniz. Ve bundan ne geliyorsa ve bakalım, bakın orada ne size katkı olacaksa. Burada mantık yok. Çünkü çoğu kişi 5 yıl sonrayı... Eğer çok çılgın yapmak istiyorsanız 500 yıl ileriye diye sorun. Ve bu sınıflar sadece canlı ve orada atlara dokunarak yapacağız. Ve orada bedenlerle birlikte olmanın hediyesi ayrıca bu. Ve insanlar da diğer bedenlerle birlikte yaratacaksınız ve atlarla birlikte. Ve birçok şey ortaya çıkacak. Eğer biliyorsanız ki orada olacaksınız, hiçbir zaman bir sınıftan ne alacağınızla ilgili bir sonuca varamazsınız. Sadece soru sorarsınız ve sihir ortaya çıkar. Ve mesela bizim sınıflarımıza gelmek istiyorsanız bizimle bağlantıya geçebilirsiniz ve farkında olun ve bu mantıksal olmayabilir neden bizim sınıfımıza gelmeniz gerekiyor diye. Benim atlarla ilgili bir hiçbir şeyim yok. Ben bu sınıfa niye geleyim? Siz bunu bilmezsiniz. Bu aslında bunun da güzelliği. Bağlantı kurmak, alıp kabul etmek ve değişim ve bedenler de değişir. Bu at bir kayropraktör mü, fizik tedavici mi diye soruyor. Atların yaptığını gördüm bedenleri için ve gerçekten wow, okay. Bu gerçekten mümkün. Biz bilmiyoruz siz ne soruyorsunuz ama biliyoruz ki bu bir katkı ve değişim olacak ve fiziksel olacağız ve sizinle buluşacağız ve kucaklaşacağız ya da kucaklaşmayacağız. Belki de atlarla kucaklaşacağız. Bir soru daha. Eğer insanlar kendi atlarını getirmek istiyorlarsa sınıfa gelmek için bir ata sahip olmanız gerekmiyor, bir at getirmeniz gerekmiyor. Bazı insanlar da hiç bazıları ata dokunmak istemeseler bile geliyorlar. Birçok ekstrem bir durum oldu. Çok korkmuş bir kişi vardı ve şu anda kendisi at eğitimcisi oldu. Böyle bir sınıfta her şey olabilir. Evet, Lizen'in de söylediği gibi bütün sınırlara cevap veremeyebiliriz. Ve her şey hakkında konuşacağız. Ve bizlerin web sayfaları var ve sizlere bir e-posta göndereceğiz bazı bilgilerle. Ve başka şeyler de yapıyoruz. Geçmişte ne yaptığımız veya başka ne bilgi varsa. Ayrıca bilinçli, at bilinçli, binici web sitesine de yönlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğer daha fazlası için açsanız bize haber verin. Bizler buradayız ve soru sorabilirsiniz.
Bu bir sınıf değil ama bu sadece farklı olasılıklara bir kapı açmaydı. Ve bir attan alıp kabullenmek ve veya bir atın yaşamınıza dokunması için bir ata sahip olmak zorunda değilsiniz. Ve burada gerçekten olduğunuz için çok teşekkürler. Hepiniz için şükran duyuyoruz. Burada katıldığınız için ve ilgilendiğiniz için. Siz burada olduğunuz için gerçekten çok eğlenceli. Ve bütün tercümanlara da hepinize teşekkürler. Muhteşemsiniz. Bizim için bunu tercüme ettiğiniz için teşekkürler. Ve bunun tekrarını size göndereceğiz, kayıtları. Evet, Suzi ve herkese çok teşekkürler. Ve gerçekten burada mevcut olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Başka neler mümkün? Hoşçakalın. Evet, bir atın sizi kucaklamasına izin verin. Öpücükler. Ciao.